Gelin bir aritmetik dizi yazalım. Bir a sayısı ile başlayıp bir sonraki sayı için a'ya d ekleyeceğiz. Ortak farklı denen eklediğimiz d sayısı pozitif ya da negatif olabilir. Devam edelim. Dizideki ikinci terim a artı d olur. Üçüncü terim a artı 2d ve bu şekilde n'inci terime kadar d eklemeye devam edeceğiz. Birinci terime d ekledik mi? Hayır, İkinci terime bir tane de, üçüncü terime de iki tane d ekliyoruz. Kısacası kaçıncı terimdeysek o terimin numarasının 1 eksi d eklenmiş olduğu için ninci terime geldiğimizde n eksi bir tane d eklemiş olacağız, değil mi? Bunun ninci terimi olduğunda yazdıktan sonra bu aritmetik dizinin, bu aritmetik dizinin toplamı ile ilgili konuşacağız. Aritmetik dizinin toplamına aritmetik seri denir. Bunu sarı ile yazalım. Evet, renk değiştirmek pek kolay olmuyor ama oldu galiba. Ne dedik? Aritmetik seri, aritmetik dizinin toplamıdır. Bu seriye Sn diyelim. s alt indis n. Bu dizinin toplamı olacağına göre a artı a artı d artı a artı 2 d şeklinde devam ederek n'inci terimi olan a artı n eksi 1 çarpı d'ye geleceğiz. Şimdi en basit aritmetik dizide yaptığım numarayı yapacağım ve bu sefer terimleri sondan başa yazarak bu seriye kendisine ekleyeceğim. SN. Evet, bu şekilde de yazabilirim ama az önce söylediğim gibi bu sefer son terimi başa yazacağım. Eninci terim a artı n eksi 1 çarpı d. Artı, sondan ikinci terim a artı n eksi 2 çarpı d. Sondan üçüncü terim, a artı n eksi 3 çarpı d. Ve bu şekilde birinci terim olan a'ya kadar geleceğiz. Şimdi de bu iki denklemi alt alta toplayalım. Sol tarafta ne var? sn, s alt indis n artı sn. Ne eder? 2 sn eder. Sağ tarafta birinci terimlerin toplamı ne olur? 2 a artı n eksi 1 çarpı d değil mi? Sıra ikinci terimlerde. Bunları topladığımızda 2a artı sonra d artı n eksi 2 çarpı d ne eder? Bunu değişik şekillerde düşünebiliriz. Buraya yazalım. d artı n eksi 2 çarpı d. Bu 1d artı n eksi 2 çarpı d'ye eşittir. d parantezine alırsak Katsayıları toplarız ve n eksi 2 artı 1 çarpı d elde ederiz. Bu da n eksi 1 çarpı d'ye eşittir. O zaman ikinci terim de 2a artı n eksi 1 çarpı d olur. Üçüncü terimler. Bunu da yeşille yapalım. Az sonra neler olduğunu anlayacaksınız. Buradan da 2a artı, yine d parantezini aldığımızda, 2 artı n eksi 3'ten n eksi 1 elde ederiz. Ve bu terimde 2 a artı n eksi 1 çarpı d olur. Son terime kadar bu işleme devam edeceğiz. Ve son terimlerin toplamını da 2 a artı n eksi 1 çarpı d olarak bulacağız. Gördüğünüz gibi 2 a artı n eksi 1 çarpı d'leri birbirine ekliyoruz. Peki bunlardan kaç tane var? İki denklemde de n tane terim var, öyle değil mi? n tane terim var. Bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu da n'inci. O zaman bunu 2 çarpı sn n tane 2a artı n eksi 1 çarpı d olarak yazabilirim. Sol tarafta sn'yi yalnız bırakmak için iki tarafı da 2'ye böleriz. Ve sn'yi n çarpı 2a artı n eksi 1 çarpı d bölü 2 olarak buluruz. Evet, şimdi ne oldu? Birinci terime, ortak farkı ve terim sayısını içeren genel bir formül bulduk. Buna aritmetik dizinin toplamı ya da aritmetik seri denir. Peki, sizce bu formülü aklınızda tutabilir misiniz? N çarpı 2a artı n eksi 1 çarpı d bölü 2. Bir önceki videoda hatırlaması daha kolay olan bir şey söylemiş ve bir aritmetik dizinin toplamının birinci ve sonuncu terimin ortalaması, yani a1 artı an bölü 2 çarpı terim sayısı olduğunu göstermiştim. Peki bu doğru mu? Yani sizce bu ikisi birbirine eşit mi? Bu neden soruyorum? Çünkü eğer bu ikisi birbirine eşitse, birinci ve sonuncu terimin ortalaması çarpı terim sayısını hatırlamak buna göre çok daha kolay. Ayrıca her seferinde aynı oranda bir artış olduğu için birinci ve sonuncu terimin ortalamasını alıp bunu terim sayısı ile çarpmak son derece mantıklı. Bunların ikisinin eşit olup olmadığını anlamak için bunu şöyle yazalım. A'ları ayıralım. Başlıyorum. Sn, s alt indis n eşittir n çarpı 2a'yı ne dedik ayıracağız dedik. a artı a olarak yazalım. Artı n eksi 1 çarpı d. Şu ana kadar tek yaptığım buradaki 2a yerine a artı a yazmak. Bölü 2. Şimdi diziyi nasıl tanımladığımıza bakın. Birinci terim olan a1, a. Son terim ise a artı n eksi 1 çarpı d. Kısacası burada gördüğünüz birinci ve sonuncu terimin ortalamasından başka bir şey değil. Bakın birinci terimi aldık, ve sonuncu terimle topladık. Ve 2'ye bölerek iki terimin ortalamasını almış oluyoruz. Ortalamayı terim sayısıyla çarptığımda da toplamı elde ediyorum. Bu tüm aritmetik diziler için geçerlidir.